Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Salesforce'da bir workshop'umuzu yapacağız. Workshop'umuzun konusu ise Flow. Workshop'umuzu ne istendiğine bir bakalım. Biz full account objesinde iken, bir kaydın içerisinde iken, kısa yolda bir kontak objesinin kaydında oluşturulmasını istemiyor. Bunun sebebi de daha hızlı ve pratik ve daha kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz bir otomasyon olacak. Yani Salesforce orgumuza geldiğimizde, account'lara tıkladığımızda, herhangi bir account kaydının içinde iken burada ben kontak objesinin de kontak objesine de bir kayıt oluşturmak istiyorum. Biz Salesforce'da herhangi bir objede kayıt oluştururken new'i tıkladığımızda kontak objesi için konuşacak olursak bu ekranın aynısını veya benzerini hepsini de koyabilirim. Birkaçını da koyabilirim. Account'u da istediğim bir kısımda aktiviteye bakalım. Mesela burada kontağın da kaydının oluşmasını istiyorum. Burada ben bir ekran koyacağım. Bu ekran aynı şu ekrana benzeyecek ve account objesinin içerisinde bir kayıtta iken kontağın da bir kaydını oluşturmak istiyorum. Bunun için de flow dediğimiz bizim otomasyonlarımız var. Onları kullanacağız. Hiçbir kod yazmadan ama kod yazmışçasına hazır kodları kullanarak gibi düşünebilirsiniz. O işlemi yapacağız. Şimdi kontak objesinde kayıt oluşturmak için zorunlu olan alanlar gördüğünüz üzere kırmızı yıldızla belirtilmiş. Name bölümünde last name var. Başka bakıyorum. Başka da herhangi bir zorunlu alanım yok. Yani kontakta bir kayıt oluşturacaksam oluşması gereken olmazsa olmaz yer last name. Last name'i ben screen'de zorunlu alan yapmam lazım ki kontak objesi oluşsun. Şimdi flow'larımıza bir gelelim. Setup'tan, anahtardan setup'ı tıklıyorum. Burada home bölümünde iken arama bölümünü flow yazıyorum ve flows'lara geliyorum. Bu flows'lar bizim orgumuzda olan, hali hazırdaki aktif olan olmayan tüm flow'ları gösterdiği bölüm. Biz yeni bir flow oluşturacağız ve new diyoruz. Burada ise flow'umun çeşitini soruyor. Trigger yapabilirim, diğerlerini yapabilirim. Bunların hepsi 3 aşağı 5 yukarı ekrana bir şey yansıtmadan geri planda olan olaylardaki oluşturacağım flow'lar. Screen Flow ise bunlardan farklı arkadaşlar. Screen Flow'da bir input giriyorsunuz. Kullanıcıya bir ekran gösteriyorsunuz. O girilen değerlere göre de işlemler yapabiliyorsunuz. Bizim istediğimiz veya ihtiyacımız Screen Flow olduğu için ben bunu işaretleyerek create diyorum. Otomatik sayfası açıldı. İsterseniz buradan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yalnız bana daha kullanışlı geldiği için free form'a geçiyorum. Burada ben kendim sürükleyip ekranıma, flow'uma eklemek istediğim için ama diğeri de kullanılabilir. Artık o da size kalmış. Burası daha düzenli oluyor. Tekrar free form'a geldim. Sol tarafı birazcık tanıyalım. Elements'lerimiz var. Manager bölümü var. New resource'u, yeni bir variable'dı. Yani kutucuktu. Artık ne yapmak istiyorsak buradan yapıyoruz. Elementlerde ise İlk üçünü tanımlayalım arkadaşlar. Screen zaten bir ekran eklemek. Action'a gelince bir mail göndermek olabilir. Başka ne olsun? Apex'te yazdığımız bir class'ı çağırmak olabilir. Onun gibi işlemleri yapacaksak ben bu elementi eklemek zorundayım. Subflow ise başka bir flow'u çağıracaksam, bu flow'un içerisinde başka bir flow kullanacaksam bunu kullanmak zorundayım. Logic işlemleri ise birazcık da matematiksel işlemler. Eşitleme, karar verme, if gibi düşünebilirsiniz. Loop birden daha fazla kaydı veya birden çok işlemi yapmak için kısa yolumuz diyelim. Diğerleri birazcık daha filtre ve sıralamayla alakalı.
Gelelim dataya. Dataya daha çok DML olarak adlandırılabilir. Yeni bir kayıt oluşturacaksak, bir kaydı güncelleyeceksek, bir kayıt getireceksek veya kayıt sileceksek gibi işlemleri yaptığımız bölüm de data bölümü. Artık bizim ihtiyacımız, flow'umuz neyi gerektiriyorsa buradan seçerek otomasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Ben ilk olarak tekrar bizim workshop'umuza gelecek olursak account'ta bir kayıt sayfasında iken şurada bir ekran olacak. Yani kontaktaki yeni bir kayıttaki şu ekranın bir benzerini ben buraya yapacağım. Bizim yapmaya çalıştığımız workshop'umuz bu. Flow'a gelip ilk olarak bir ekran ekliyorum. Arkadaşlar Flow'da ne eklerseniz ekleyin ilk yapacağınız şey isimlendirmesini yapmak. Buraya ben screen 1 diyorum. Screen 1'de sol tarafta ise input bölümleri var. İstediğiniz her şeyi e-mailinde tutun da bunların hepsini buraya atıp ekranda yansıtabilirsiniz. Benim ihtiyacım first name ve last name olduğu için ben text olarak burada şurada da arayabilirsiniz. Text'i gördük zaten de text'i getirip ya buraya sürüklüyorum. Bunu da yapabilirim. Veya bir tane tıkladığımda da zaten gelecektir. Hemen bir başlık first name olsun. API name'i kendisi verdi. First name zorunlu alan değildi ama ben yapabilirim. Yalnız ben şu sistemin aynısını yapmak için first name'in zorunlu alan yapmıyorum. Done dedik. Tekrar gelelim. Çift tıkladığımızda geliyoruz. Bir de buna last name ekleyeceğiz. Gene text tipinde olacak. Bunun da ismi last name olsun. API name'i kendisi verdi ve zorunlu alan yapıyorum. Çünkü kontağa baktığım zaman last name zorunlu alan. Bunu oluşturmaz ve orada da kullanıcı buraya kaydı girmezse, last name'e bir veri girmezse benim flow'un çalıştığını sanacağım ama kontakta yeni bir kayıt oluşturmamış olacak. Ondan dolayı da ben bunu zorunlu alan yaptım. Burada doldurulmadan flow'un bir sonraki aşamalara geçmemiş oluyor. Böylelikle hatayı, yanlışlığı, kayıt oluşturmamayı engellemiş oluyor. Burada işlemimiz şimdilik bitti. Done dedik. Yani ben kullanıcıya bir ekran sundum. Ekranda da first name ve last name'i soruyor. Ardından first name ve last name'i kullanarak ben bir kayıt oluşturacağım kontak objesinde. Bundan dolayı da elementlerde data bölümünde create record seçiyorum. Ekrana sürüklüyorum veya şöyle yapalım. Ha. Buraya bir isim veriyoruz. Create kontak diyelim. Herhangi bir isim verilebilir. API name'i kendi oluşturdu. Bir tane mi kayıt yoksa birden çok mu kayıt oluşturacağız? Bir tane kayıt. Herhangi bir kaydı mı kullanacağız? Hayır. Dediğimizde aşağıda o nerede hangi objede kayıt oluşturacaksak onu seçmemizi istiyor. Bakın. Tıkladığımda bana halihazırdaki tüm objeleri getirdi. Ben kontak objesinde kayıt oluşturacağım için onu seçiyorum. Şimdi gelelim buraya. Ben kayıt oluşturacağım. Diyor ki hangi field'ı doldurmak istiyorsun diyor burada. Kontak objesinin field'larını tıkladığımda burada görebiliyorum. Ben ilk olarak first name'i dolduracağım. O dolduracağım veriyi ise bakın buraya tıkladığımda screen components'ler geliyor. Buradaki benim oluşturduğum first name ve last name burada çıktı. Screen komponentlerinin içinde. Ben bunu first name'e eşitliyorum. Kullanıcı ekranda screen'deki first name yerine ne yazdıysa getirip onu kontak objesinde kayıt oluştururken oraya eşitleyecek. Bir de last name'im vardı ve zorunlu alandı zaten. Bu last name'i de aynı şekilde screen komponentteki last name'i de seçerek birbirine eşitliyorum ve done diyorum. Arkadaşlar şimdi flow'umuzun akışını devam ettirmek için ben free form'u seçtiğimden dolayı şuradaki yuvarlığa geldiğimde bir ok çıktığını göreceğim. Bu ok yani
İlk nereden başlasın diyor. Scream 1'den başlasın. Ardından Scream 1'den sonra da Creed'li Report'a gelsin dedi. Şunları da birazcık yanaştıralım. Şimdi bundan sonra ise benim flow'um çalıştı mı çalışmadı mı ya da bazen bir ekran açık kalabilir. Ondan dolayı Next gibi ya da yeni bir sayfa ekran ekleyerek flow'umun işte ne diyelim kontak objesinde kayıt oluştu gibi bir de mesaj yayınlamak istiyorum. Yeni bir ekran getiriyorum. Buna screen 2 dedim. Bunda ise ben bir mesaj yayınlayacağım zaman da display teksti seçilir. Onu seçiyorum. Bu display teksti de mesaj diyelim. Bir isim verelim. Buraya da diyelim ki kontak kaydımız oluştu. Oluşmuştur. Bunu biraz büyütebiliyoruz arkadaşlar. Daha kolay okunabilsin diye. Rengini de işte kırmızı yapalım. Farklı renklerde verilebiliyor. Done dedim. Ve kayıt oluştuktan sonra da bu ekranın gelmesini istediğim için de okumu ona göre oluşturdum. Ben flow'um 3 aşağı 5 yukarı bitti. Bir de şunu istiyorum arkadaşlar. Şimdi new contact geldiğinde bakın first name'i ve last name'i ben flow'umda doldurdum ve kaydım oluşacaktır. Ayrıca account name yazıyor. Burada da account'lardan hangisini istiyorsak onu seçiyoruz. Ben buna ekranıma da yansıtıp oradan da seçtirebilirim. Bu şekliyle bir arama butonundan sonra bunlar gelebilir. Fakat ben şunu istiyorum. Account objesindeyken zaten burada kontak olacağı için bu account'un ID'sini direkt olarak, account'un kaydını direkt olarak seçmek istiyorum. Yani yeni bir kayıt oluşturacağım ama ben orayı manuel olarak seçmek istemiyorum burada olduğu gibi. Zaten account kaydının içindeyim. O account kaydını getirsin, account olarak direkt seçsin diyeceğim. Bundan dolayı da flow'uma tekrar gelip yeni bir variable oluşturuyorum. Bunun adı da ACC account variable olsun. Data type'ı kayıt getirecek bana. Çünkü o girmiş olduğum sayfanın kaydını getirecek. Obje olarak account'u seçiyorum. Ve veri girişi çıkışı kullanacağından dolayı da burayı tikliyorum. Bunu şimdi neden yaptığımı otomatik olarak seçmek istediğim için kullanıcıya seçtirmek istemediğim için yaptım. Done dediğimde tekrar create record'a geldiğimde first'ne iki tane field'ım vardı. Bir field daha ekleyeceğim. Kontak objesindeki şu field'ı. Account name olan field'ını. Gelelim. Burada account ID olarak çıkan bölüm. Şurada sorulan bölüm. Bunu value olarak bu sefer screen flow'dan, screen komponentlerden değil. Account variable, daha yeni oluşturduğum variable'ı gelip buraya noktadan sonra zaten kendisi yönlendiriyor arkadaşlar. ID'yi seçeceğim. O sayfanın hangi kaydı açıksa onun ID'sini getirip direkt olarak kontak objesindeki field'a eşitlemiş olacak. Buna da done diyorum. Böylelikle benim flow'um bitti. İstersek ilk olarak bunu kaydedeceğiz. Aktif yapacağız. Buna da create kontak flow diyelim. Bir isim vermiş olalım. API name'i gene kendisi doldurdu. Boşluğa bastığımda save diyorum. Arkadaşlarım flow hazır. Kaydettik. Bir saniye. Şimdi de aktif ediyorum. Artık flow'un kullanılmaya hazır hale gelmiş oldu. Şimdi account'ta herhangi bir kaydın içine gelelim. Mesela şu olsun. Burada bu sayfada
Ben bu flow'u yansıtmak için bu sayfayı düzenlemem lazım. Edit page diyorum. Edit page dediğimde sol tarafta standart olanlar var. Ayrıca eğer bir komponent yaptıysak burada da çıkacaktı. Biz flow yaptık. Flow'a baktığımız zaman bakın burada var veya şuraya flow yazdığım zaman da hemen bana getiriyor. Bunu getirip sayfamın herhangi bir bölümüne koyabiliyorum. Ben şu sağ tarafta görünmek istedim. Oraya koyduk. Flow geldi. Şimdi ise burada hangi flow'u yansıtacaksak, bakın kaydettik ve aktif olduğu için flow'umuz burada çıktı. Create Contact Flow. Ben bunu seçiyorum. Variable olarak bu sayfanın ID'sini, rekordunu alsın mı diyor. Bakın ACC variable ben flow'da oluşturduğum ACC variable orada çıktı. Ben buna tiklersem, seçersem artık bu açık olan account'un kaydını getirip oluştururken kontaktaki kayda direkt olarak account'u otomatik olarak dolduracak. Buraya da save diyelim. Şimdi bir bakalım flow'umuz gelmiş mi ekranımıza account'taki herhangi bir kaydın içindeyken. Evet, create contact flow olarak geldi. First name ve last name benim istediğim ilk ekranımda gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın account objesindeyiz. Bir kaydın içindeyiz. Related'larında kontak objesinde de kayıtları gösteriyor zaten. İstesem ben buradan new diyerek de kontak oluşturabilirim. Yani şu ekranı bakın şurada da oluşturabiliyoruz. Yalnız benim yapmak istediğim buradan bir kayıt oluşturmak. Buraya da bir Flow'umuzu test edelim. Bir veri girelim. Veri girdiğim zaman next diyorum. Flow'um çalıştı. Kaydı oluşturdu diye bekliyorum. Ve son olarak da ikinci ekranımı da getirdi. Kontak kaydınız oluşmuştur diye. Buna finish dediğinde bakın gördünüz mü? Smith Inspector adında ben bir kontak oluşturmaya çalıştım burada. Ve gerçekten de getirdi. Bir de kontaklara bir bakalım. Gerçekten de gelmiş mi? Kayıt oluşmuş mu? Bakın Smith Inspector adı altında yeni bir kaydım oluşmuş. Account'unu da otomatik kendi seçmiş. Gördünüz mü? Çünkü ben bu işte account variable olarak bir tanımlayıp record kaydını aldığım için ve ekranda düzenleme yaparken de o ID'yi kullan dediğim için burada direkt kendisi seçmiş oldu. Arkadaşlar flow'umuz çalıştı, workshop'umuz oluştu. Gelen task'ı yapmaya çalıştık. Ayrıca şimdi örnek verelim. Account değil, kontağa tekrar geldiğimizde, new dediğimizde başka ne doldurulabilir? Phone mesela. Başka ne vardı? Title'ı vardı. Biz bunların hepsini de screen 1'e ekleyip bir de title ekleyelim mesela. Onu da gene text tipinde olduğu için text'i seçiyorum. Başlığı neydi? Tekrar bir bakalım. Title. Aynısı olsun. Zorunlu alan olmasın. Başka ne olsun? Done dedim. Ekranımda yeni bir input girişi yeri oluşturdum. Getirip bunu field olarak da title'ına aynen getirip buraya da bunu ekliyorum. Şuraya gelelim. Screen komponentlerde title'ı bak buraya getirdi. Bunu da seçmiş olalım ve done diyelim. Şimdi versiyon 1'de yeni bir değişiklikler yaptık. Ekleme çıkarma yapabildik. Düzenlemeler yaptık. Tekrar save as diyerek kaydediyorum. Kaydet dedim. Bakın şimdi arkadaşlar versiyon 2 oldu. Bunu 50'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Ama 51-52'ye kadar çıkacaksak da önceki versiyonları silmek zorundasınız. Ve bunu da aktif ediyoruz. Tekrar bakın aynı yerdeyim. Ctrl Shift R yaparak güncelliyorum. Bu sefer title da getirdi bana.
Buraya yeni bir kayıt girelim. Evet, diyelim. Title'a da test. Title diyelim. Next dediğimde kontak kaydım oluştu. Şurada da şimdi oluşan kontak kaydı finish dediğimde görmek istiyorum. Finish dedim. Bakın Albert Dreyfus adında title'ı da doldu bu sefer. Test title. Bunu e-mail'de doldurabiliriz, form'da doldurabiliriz veya buraya gelelim. Şunu bir kapatalım. Ctrl Shift R dedim. Albert Dreyfus kontağıma geliyorum. Details'e gelelim. Şimdi account name'i kendisi otomatik doldurdu. İsmi buraya getirdi. İsim soy isim olarak title'ı gördüğünüz gibi burada da gördük. Diğerlerinin hepsini ne istiyorsak ben bu flow'uma gelip buraya ekleme yaparak fonsa fon, e-mail ise e-mail, başka ne oluşturma tarihi artık neyse adres hepsini getirip buraya buradan da şu sayfada görünmesini isteyebilir. Burayı ikiye bölebilir, düzenlemeler yapabilir veya bu flow'u işte şu aşağıda gösterebilir. Bunlar gibi tüm her şeyi de yapabilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.